önce bu tarifi yapmak lazım. Cumartesi günü gösterdiği maçıyla başlayan Perşembe günü Makedonya'da Vardar karşısında alınan skor. Arkasından bugünkü kaybettiğimiz 2 puan daha. 3 maçın totaline bakıldığı zaman neredeyse topun oyunda kaldığı sürenin %70'ler civarında top bizde kalmış. Yani 20-22 civarında net gol pozisyonu. 50-55 civarında 3 maçta yani 50 civarında şut, 75-80 civarında orta. Ancak elde var 2 puan ve tur içinde sıkıntılı bir sonuç. Hakikaten kötü bir haftaydı. Umarım son budur. 43 dakika top oyunda kaldı. Yani Trabzonspor'un gerçekten hani son bu 2 hafta için söylemek lazım, lige başlangıç haftası, eksik ayrılmaması sahadan enteresan bir durum. Geçen haftaki maç, bu haftaki maç yan yana getirildiği zaman 28 tane faul, verilen faul, verilmeyenleri çok dimdik bir hakem vardı bugün, onu da söylemek lazım tabii, tebrik ederim. Verilmeyenleri saymıyorum. 43 dakika oyunda kaldı. Bu 43 dakikaya zaman zaman inişler olmasına rağmen oyunda çok şey sığdırmaya çalıştık. Maçı son ana kadar isteyen bir grup vardı ama olmadı. Yapacak da bir şey yok. Şimdi Volkan'la ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok. 15 yıldır Fenerbahçe takımının kalesini koruyor. 16. yılı. Milli takım kalesini korumuş. Kapasitesi belli bir oyuncu. Bu hataları geçen sefer takım için söylediğim, sezon itibariyle takım için söylediğim şeyi Volkan için de söyleyebilirim. Sezon içindeki basit hata oranı esas itibariyle onu buraya taşıyan az olması, basit hata oranının az olması, onu buraya taşıyan milli takım kalesinde, Fenerbahçe kalesinde taşıyan etkenlerden bir tanesi. Dönem onun için de şanssız bir dönem. Onun şanssızlığı aynı zamanda bizim de şanssızlığımız. Bu camianın çocuğu Volkan. Bu camiayı büyüten de bu tribünler. Zaman zaman tatsızlıklar olacaktır. Zaman zaman birbirimize karşı duygularımızla gidiş gelişler olacaktır. Ama esas itibariyle hepimizin amacı Fenerbahçe. Önce işimizi yapmak, sonra Fenerbahçe'ye hizmet etmek. Volkan da bunlardan bir tanesi. Toparlayacaktır, mutlaka toparlayacaktır. Çünkü o kaliteye hem karakteristik olarak hem de futbol karakteri olarak sahip bir oyuncu olarak görüyorum. 15 yıl bir takımın, Fenerbahçe gibi bir takımın kalesinde olmak zaten başlı başına bir kalite göstergesidir. Bu dönemi bir şanslı dönem olarak görüyorum. Onaracağız, düzelteceğiz, düzeltmeleri yapa yapa gideceğiz. Sonunda da inanıyorum ki çok büyük bir aksilik olmazsa, dediğim gibi yani bütün, yani sağ, en azından bizim kendi grubumuz adına söyleyeyim, şampiyon olacak bir kadro var burada. Şampiyon da olacağız, öyle gözüküyor. Her şeye rağmen.